Hayrola kanka, sen niye girmiyorsun? Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz ya lan siz. Ay herif, lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya, en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. Yalnız o günler geride kaldı be Denizciğim. Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im, eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Deniz'cim. Yokmuş öyle elinde. Çıtayı düşürmüş, konfor arayan cıvırlar. Ya sen git Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama buna nasıl kızgın kalır insan? Ay şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştınız. Sizi de boncuk gibi arka arkaya dizdi mübarek. Kulübe hoş geldiniz. Ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelken Kulübü. Şu salonda görmüş olduğum bütün kızların hepsi bu kulübün üyesi tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favoriler güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay, olumlu gelişme göstermiş. Ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mi? Deniz, şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. Tamam, o kadar güzel değil ama en azından körpe. Gideri de var, işimi de görür. Hem nefes de alıyor. Heh, bak bu kıyağı yap bana. Ne dilersen dile benden. Üstelik duydum ki orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Ah. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse, dert değil. Lan! Oğlum, bir tabar adam çıktı lan dışarıya. Niye kaydetmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık. Vazife namustur. Şu kravatını da düzelt. Oğlum Kartal, yapıştır. Burunsa seninki de burun. Hadi mahcup etme beni köpek. Şöyle bütün havayı iyice bir içine çek. Aslansın, kaplansın sen köpek. Eğer ki bulursan akşama sana ziyafet var. Hadi, hadi. Bakayım dişi köpek bu ya. Erkek olsa şimdiye kadar bir sürü Rus arkadaş bulurdum buna. Da dişi köpeği erkek bulmak koydu birden Hilmi'ye. Rus dediysen bir Sibirya kurdu ya. Kukla kukla. Kukla. Hilmi, hayırdır lan? Ne yapıyor? Ham petrol arıyorum Target. Köpeklerin burnu iyi koku alır dediler. Ben de kattım önüme, getirdim. Şimdilik 3 tane çöp tenekesi buldum. Sandığımın aksine içinde çöp vardı. Hilmi'nin hep inandığı gibi. Aramak, aranmaktan daha iyidir. Ya tamam Hilmi. Yani iyi koku alır da onu neyi aratacaksan onun eğitimini vermen lazım hayvana. Lan bildiğin sokak köpeği lan bu. Bakayım. Evet, bildin. Sokak köpeği. Üstelik bizim sokağın köpeği de değil. Kaptığım gibi eğittim Target. Hilmi eğer ucuza kaçacaksa eğitime hiçbir zaman karşı değildir. Buna tam yarım saat ham petrol nedir, neye benzer, kitaplardan okudum, anlattım, eğittim. Sen ne anlatıyorsun Hilmi ya? Senin ne işin olur ki oğlum ham petrolle? Aslında çok gizli bir iş Target. Söyleyemem. Ama sen iyi bir adamsın. Sana söyleyemeyeceksem kime söyleyeceğim ki? Ya ben gözünü seveyim abi. Gizliyse bana söyleme. Durduk yerde başımı iş almayayım şimdi. Hiç başını iş almasın. Fakirsin, fakir kal. Eğer köpek kubresi lazımsa 50 metre geride bir reyon açtık. Oradan al, parasını getir bana. Ha, yok canım, sağ ol. Biz kendi gübremizi evde üretiyoruz. Tövbe tövbe. Benim bu adamlara birini götürmem şart Target. Yoksa yeminimi bozmuş olurum. Lanetlenirim. Ya Hilmi, sen bu lanetli, gözlü, nazardı böyle şeyler hiç inanmıyorsun. İnanmazdın ya. Ne oldu? Hayırdır? Nasıl inanmayayım ya? Nazar boncuğu fabrikam var benim. Çalışmak suç mu? Ya Hilmi, ben de burada dikilmiş iş güç yok. Seni dinliyorum ya. De hadi Hilmi ya. Tamam hadi git işine hadi. Benim bu adamlara birini götürmem şart Target. Yoksa yeminimi bozmuş olurum. Lanetlenirim. Tamam ulan anladık Allah. Demin de söyledin aynı şeyi. Evet. Şimdi söylemem daha anlamlı. Pekiştirme yaptım. Bir de böyle düşün. İşin gücün yok mu senin Target? Yok. Hilmi'nin aklı fikri hep Hinlik'te.
Oğlum içerisi çok kalabalık. Böyle bizi iki erkek damsız hayatta içeriye almazlar. Erasmus'lu taklidi yapacağız. Sakın çaktırma, tamam mı? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Türk müsünüz? No, we are from Erasmus. Do you know Turkish? No, no Turkish. O zaman dediklerimden hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülalenizi, ananızı, bacınızı, hatta ananızın bacısını... No, no, no. Don't mix mother and sister, please. La yürüyün gidin. Kolpacılara bak. Şu tiple bir de turist taklidi yapıyorlar. Metin, hemşeri kartını oynayayım. Belki çalışır. Kardeş, sen Sivas'ın neresindesin? Su şehri. Allah kahretsin ya. Adam yabancı çıktı ya. Ben de Divriliyim. Ha yani böyle mi olduk şimdi? Olay buralara kadar geldi yani, öyle mi? İstanbul'da Sivas'ta olmak ön kabul oluyor. İlçeler mi birbirini yabancı addediyor? Böyle mi olduk ya? Ya arkadaşım tespit yap durma. Çekil şu kapıdan hadi. Almıyoruz damsız hadi. La biz ne yiyeceğiz? Tüpüne zam, gazına zam, şöyle zam, böyle zam, zam oğlu zam. Hani bize dam dam? La yürü git. Bağırma mekanın önünde. Tamam tamam Emrah, tamam. Tamam Emrah, tamam. Sen dur lan, ben nasıl gireceğimi biliyorum oğlum içeri. Ben B planını yürürlüğe soktum. A'dan hangimize hayır geldi ki? Alo! Geldiniz mi? Buyurun Metin abi, bir sıkıntı mı var? Metin abileri mekanı almamışlar. Demek ki kurşunlayacağız mekanı. O zaman diğer kimliğimize geçiyoruz. X-Men! Bir dakika, bir dakika! Bekleyin, ben de geldim. Bir dakika. La oğlum siz niye anlamadan dinlemeden şekil yapıyorsunuz lan? Bana zabıta kimliğinizle lazımsınız. Yanlış anlaşılma olmuş. Eski kimliklere geri dönüyoruz beyler. Haydi! Zabıtoy! Ben durduk yere niye gaza geldim ya? Soyunuyoruz sandım galiba. Evet. Oğlum! Senin beynine sinyaller aktarmalı mı gidiyor? Kardeş siz nasıl insanlarsınız böyle ya? Gazı gazan gibi. Hadi oğlum hadi girin siz önden. Biz de arkadan geliyoruz. Hadi! Şişt. Allah Allah! Biz böyle girebiliyor muyuz her yere ya? Şaşırdım kaldım. Çok şaşırdım. Şaşkınım. Bu konuda da evet diyor musun, demiyor musun? Ben onu söyle, anlaştık mı? Ali, sen Şerif amcayı dinlemedin herhalde. Maskeli parti derken yalnızca maskeden bahsediyor. Maskenin altı yok. Çıplak. Nü yani. Birbirimizi vücut hatlarından tanıyacağız. İşin güzelliği burada. Yoksa başka türlü maske takmanın ne anlamı var ki? Yani, değil mi? O zaman biz bunu şey yapmayalım ya. Sonra şey yapalım yani. Daha sonra masaya yatıralım. Ama yatıralım. Niye lan? Şükrüye, ilk misafirimiz geldi. Ya sen benlerin takarsın, rahat ol. Bir tek sen takarsın. Ya sen herkesi görüyor, kimse seni görmüyor şurayı, ne yapıyor? Buyurun. Buyurun abi. Buyurun. İyi akşamlar Şükrüye. Bak bu arkadaşımız öğrenci. Paylaşımlı oda arıyormuş, bir konuşun diye sana getirdim. Ay yazık. Yiğit Bey, size vermiş olduğumuz sürenin ancak sonuna yetişebildiniz. Geçmiş olsun. Şerif abi odayı tuttu. Ama hanım kızımız isterse Şerif abiyle başlık üstü yatabilir. Şerif abi. Bana uyar. Hanım kızım. Ya Kirvem öyle saçma şey mi olur? Oldu olacak, akşamları şişe çevirsinler. O da uyar. Ben bile şu erkek halimle Şerif abiyle değil aynı evde yaşamak, aynı evrende var olduğum için korkuyorum. Yiğit Tokerli, ne oldu? Benim kadar modern değil miymişsiniz? Ne oldu? Ne oldu? Görüyor musun Şükrüye? Yiğit'ten bile daha çok açık fikirli bir insanım. Şükrüye ben şu kıza bir bakayım da geleyim. Ya yeter artık ya, yeter yeter. Ne oluyor ya? Sen ne biçim bir karakter oldun ya? Ben sana daha ne yapayım Şükrüye? Söyle ben sana daha ne yapayım ya? Ben dedim acaba bu Yiğit'in tipinden mi hoşlanmıştır? Tipimi değiştirdim. Beni gördüğün zaman ecinli görmüş gibi tepki verdim. Acaba dedim bu Yiğit'in gücüne mi tav oldu dedim. O da yemedi. En sonunda dedim yani bu Yiğit... Bu adam dedim, modern bir insan, elit bir insan. Ben yanında köylü mü kalıyorum acaba dedim. Biraz geniş mezhepli olayım dedim yani. Mezhebi o kadar geniş tuttum ki böyle rahat rahat içerisinde at koşturalım diye ya. Ben daha sana ne yapayım lan? Şöyle, ne diyorsam onu yapacağım. Ya modern olmayı bile hemen geniş mezhep anlıyor yani, öyle mi? Ya ben sana daha ne diyeyim ki ya? Hem sen niye bir başkası oluyorsun ki? Niye bir başkası oluyorsun? Başkası olmayayım, kendim olayım. Böyle çok daha güzelim değil mi? Ya geleyim sana sadece sadece ya da anca giderim değil mi? Kendin de olma Ali. Çünkü oradan da bir yol olmayacağını biliyoruz. Ama azıcık emeğe saygı. Emeğe biraz saygı lütfen. Şerif abi,
O zaman biz gidelim. Belki o da arkadaş olmaya razı etmişizdir. Ben kalayım ha lan. Ya Şerif abi gözünü seveyim bak. 19. yüzyılda yaşamış olan ananla ilgili beni küfürlü konuşturma. Hadi gidelim. Hadi da hadi ya. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay bu arada çok sağ ol Yiğit. Gerçekten çok yardımcı oldun. Nasıl düştü? Nereye düştü bu ya? İyi geceler Alami. Amca, amca, amca yeter lan. Ben daha 40 yaşına gelmedim. Amca ağzı seni. Bundan sonra bana Ali Bey diyeceksin. Alırım gözünü. Ya yapma, ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim, şeye de eşkıyasın. Gözümü bulsam seveceğim de bu ne la? Bank kedisine dönmüş yala bu. Nereye gidiyorsun lan sen? Evime. Sivas'taki dedemin de dediği gibi. Home sweet home. Yani akşam ezanından önce evde olacaksın arkadaş. Şükriye seni evden kovmadım oğlum. Sen de hani evinden bahsediyorsun lan. Ben seni köprü altında falan yaşıyorsun zannediyorum. Yok. Ben bunu hiç görmedim köprü altında falan. Şerif abi lütfen şu lensi bulalım. Bak ben bunlara 3 krozet parası verdim. Lütfen. Tamam lan tamam. Lütfen lütfen. Anlat. Yahu Ali Bey amca biz Şükriye'yle okeyleştik. Artık aynı çatı altında geçiriyoruz gecelerimizi ya. Bu nedir ya? Lensi biter, Şükriye'si başlar, Şükriye'si biter, metni başlar, köprü altısı bilmem nesi. Ben burada hurbet edeceğim, zor kurtarıyorum zaten. Şükriye, Emrah, aynı ev. Yetti artık ya, yetti ya. Şerif abi ne yaptın? Sürpriz! Oo, vibrasyona bak. Demek ki biz buna böyle her hafta sürpriz yapsak bütün yağların eritir. 2 ayda kıl gibi olur yemin ediyorum. Bunu bana mı aldınız? Evet. Haline üzüldük. Üstüne çok gittik diye düşündük. Elimizdeki paraları birleştirip peşinatı verdik aldık. Üstüne 12 ay taksit de sen ödeyeceksin. Ama borcuna sadık olacaksın tamam mı? Oğlum zaten bütün paranı Hilmi'nin makinelerine gömmüyor muydun sen? Evinde oynarsın işte güzel güzel. Hem biriken paranla da taksitleri ödersin. Bu 1 lirayla değil ha 50 kuruş da çalışıyor. Ne? Maaşın yarısı da bana mı kalacak? Get the ticket. İt. Ama bizim kapının iti. Hamiyet, bir büyüğümüz yanımızda bulunsun istedim. Senden yaşlı bir Şerif abi, bir de ilerideki çınar ağacı var. Ağaç gelemedi, Şerif abi geliyor ama yoldaymış. Adettendir. Oğlum, bu karı bana gülüyor lan. Kadın Recai'yi alıyor, keyfe bak. Sen Hamiyet alıyorsun, kanatlanıp uçman lazım. Naz, 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 nereye kadar abi? Ne bileyim ya. Abi, milyon dolarlar için. Ha. Kusura bakın. Bilerek geciktim. Heyecan var mı gençler? Heyecan? Yok abi biz de seni bekliyorduk. Aman acele kimse caymadan bitirelim şu işi hadi. Acele et Şerif abi. Sezai huysuzlanır eve dönmem lazım. Ne alakası var? Benim seninle gözüm mü var? Seninle ilgili bir beklentim mi var sanki benim? Ettiği lafa bak şimdi. Salak ya. Çok mu belli ediyorum? Abi bir şey söylesene. Şerif abi saat kaç? Garson. Çayları ikile. Muhtar, ev önünde ev olacağız şey mi ya? Obama, gel gir cebime. Ne diyorsun oğlum? Sezai demedi mi? Sezai'm dedim. Sezai mi? Sezai'nin birinci tekil çekimi. Ne oluyor lan? Lan oğlum, Hamiyet'in bebeğinin adı Sezai. Sezai. Bebeğine Sezai adını mı koydu? Benim adımı. Allah Allah. Bu Yusuf'u benzesin diye değil herhalde. Ben de kendi çocuğuma Sezai adını koymaya kalkıştım da... ...karım keserim de Sezai adını koymam demişti. Yani başlayalım hadi başlayalım. Başla. Başımıza gelecek olan gelsin bir an önce. Hamiyet soruyorum. Sor Şerif abi. Zaten elimize gözümüze bulaştırdık. Ha, cezamız neyse çekeceğiz. Ha, sileydi mesajları. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Vermiyorum. Sen kuz isteyen tarafsın oğlum. Neyi vermiyorsun? Almıyorum o zaman. Ne diyorsun lan sen? Bilmiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Kırıldı çocuk. Ne yapacağız? Ya benim bir orta şekerli yoğurt vardı. Şunu yiyeyim hemen peşinden gideceğim. Tabii çocuk üzülür tabii.
köpek. Yürü. İşte size söz verdiğim kara borsa ham petrol satan şerefsiz alçak bu. Gördünüz. Söz verdi, bir daha yapmayacak. Ben yeminimi tutmuş olayım da sevdiğime gideyim. İşim gücüm var ya benim. Neyse. Bunu hırpalarken ağzı kapalı kalacak. Fazla hırpalamayın çünkü ben daha sonra bundan para kazanacağım. Sonuçta mahallemin adamı. Bir de böyle düşünün. Oh. Eti sizin, kemiği de sizin. Oh. Konuşma köpek, konuşma. Turgut Bey, siz Hilmi'nin kusuruna bakmayın. Hı? O bizi yanlış anladı. Hı? Gözünüzü seveyim, bakın yüzüne vurmayın. Ben yüzümle para kazanıyorum, kurban olayım. Vurmak yok. Ne vurması? Hı? Bizim size bir teklifimiz olacak sadece. Bize o sattığınız ham petrolü getirin, litre başı ödeme yapalım biz size. Malum, dışarıda petrol dalgalı. Bizim size ihtiyacımız var. Hı? Kabul ederseniz, bu da öyle demeniz. Tamam. Anlaştık. Meraktan soruyorum ya. Bunu siz bana ödüyorsunuz değil mi? Yani ben size değil. Evet. Tamam canım. Anlaştık. Yarın şu takımları verip Ansan'a tapusunu geri alırız değil mi La Pampito? Hallederiz be oğlum. Hem o cillop gibi tezgahtar kızı da bir daha görmüş oluruz. En çok da ne koyuyor biliyor musun? Bu gece de yalnız ve soğuk yataklarımızda yine sabaha kadar ataşlar içinde yanıp döneceğiz. Ya oğlum böyle böyle muradımıza ereceğiz. Aceleci olma, takıl bana. Dayı boş mu? Boş evladım, otur. Tamam. Bugün neredeyse kızları götürüyorduk. Ne diyorsun kanka? Numaraları bile verdiler Kirvem. Oğlum o ayakkabı numaralarıydı. 45 diye telefon numarası mı olur zaten? Anlamalıydın Petito. Alamettin, ben hala şu Eda'yı unutamadım. 37 sene oldu, bir karıyı unutamadık Emrullah. Ulan ne karılar varmış be. Sen de fark ettin mi lan? Fark ettim Kirvem. Fark ettim. Adamın dişi takma herhalde. Aynen aynen. Gülmemek için kendimizi zor tutuyorum. Ulan bundan sonra hep beraber takalım. Tabii ki Kirvem ya. Kim ayırabilir ki bizi? Aramıza da kimseyi almayalım. Oğlum Allah'ın bir kuru da girmesin zaten. Biz mahalle olarak birbirimize sıkı sıkıya bağlı insanlarız. Kimse girmesin aramıza. Geleneğimizde yok. Ulan ne yaslar lan be? Kartal! Buranın tesisat işlerini biz yaptık abim. Vallahi mi? Kartal! Neredesin? Mına kodumun hamı petrolü neredesin ya? Oh. Seyirciler hazır mıyız? Evet.